İsmail Bey. Gübre tarafında 6 aylık bilançosu iyi gelen hisselerden bir tanesiydi. 870 milyonluk bir öz sermaye var. Şirkette 220 milyon da bir kar açıklamıştı. Benzer bilançodaki iyimserliğin biz burada devam etmesini bekliyoruz. Şirketin çarpanlarına baktığımızda 12 FK ile işlem gördüğünü görüyorum. Burada bilançosunda 6 aylıktaki performansı devam ettirmesi durumunda buradaki FK'nın onun altına inme ihtimali oldukça yüksek. O yüzden ben hem para girişi açısından hem de hisse senedinin bilanço performansı açısından oldukça önemsiyorum. Bu hisse senedinde şu anda trend, orta vadeli trend halen yukarı. Yaklaşık olarak mesela 20 fiyat seviyelerinde gerçek anlamda başlayan bu yükseliş trendi şu an için halen devam ediyor. Ve burada ara düzeltmeler olması çok daha sağlıklı olabilir. Ama şu an özellikle bilanço döneminde olmuş olmamızdan dolayı da hisse senedinde bu yukarı yönlü yükseliş hareketinin düzeltmelerle birlikte ben devam etmesini açıkçası bekleyebilirim. Burada özellikle dikkat edeceğimiz nokta 31 fiyat seviyesi. 31 fiyat seviyesinin altına kısa vadede inmediği sürece burada yukarı yönlü yükseliş trendinin devam etmesini bekleyebiliriz. Bir dikkatimi çeken noktada hisse senedinde indikatörlerle fiyat arasında bir ters yönlü bir uyuşmazlık var arkadaşlar. Şimdi bizim kitaplardaki gibi okursak sat anlamına geliyor. Ama şimdi benim mesela buradaki gördüğüm anlam tam tersine. Bu uyuşmazlık daha sert bir yükselişe de dönüşebilir arkadaşlar. Burada ince bir nüans var. Yani teknik analizin biraz daha gizemli tarafı, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani kitaplara göre hareket edersek burada normalde satıyor olmamız gerekir. Ama buradaki detayı yakalama şansımız olursa biraz arkadaşlarımız o gözle baksın. Burada dikkat edeceğimiz nokta 34 fiyat seviyesi. 34 fiyat seviyesi kırıldığı takdirde bu dediğim yöntem sistemde hissenin daha da sert bir şekilde yukarı gitmesi beklenir. Burada da bizim stop loss'umuz, yani bu uyuşmazlığın gerçek olması için, yani gerçekten de bir düşüş getirmesi için de arkadaşlar 31 fiyat seviyesinin kırıldığını görmemiz lazım. Burası kırıldığı andan itibaren yani çok da böyle sorgulanacak bir şey yok. Mutlaka bir düzeltme olur. Ama bu düzeltme dahi arkadaşlar bir alım fırsatı şeklinde bence yorumlanmasında fayda var. O yüzden yakından takip edilmesi gereken önemli hisselerden bir tanesi bu dönemde.